uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Bayraktepe'de. Daha önce programını yaptığımız çılgın projeyle ilgili bilgileri, birikimleri olan Mahmut Kaya'yla birlikte mükemmel bir manzara burada var. Bura farklı değerlendirilebilir mi? Tabii ki. Burası Turgut Reis'in yaşadığı, çobanlık yaptığı ve buradan denize açıldığı bir noktadayız. Yani Turgut Reis burada çobanlık, burada çobanlık yapmış gençliğinde. Buradan da denize açılmış. Şimdi burası Turgut Reis'in en güzel yerlerinden bir tanesi. Burayı halka açmak gerekiyor. Burada şu göreceğiniz üzere evet, manzara dehşet bir manzara gerçekten var. Öyle. Ama ne yazık ki insanlarımız buradan faydalanamıyor. Burada kafe olursa, BD'ye ait kafeteryalar, kahvaltılar yapılsa. Müthiş. Yani turistik bir yer burası her şeyden önce. Manzara dehşet. Şuradan baktığınız zaman 14 tane ada sayabiliyorsunuz. Baktığınız zaman çarşaf gibi deniz, muazzam bir manzara. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir manzara yok. Bodrum'un sorunudur bu, çarpık kentleşme. Evet. Şimdi bakalım, şu şeylere bir bakalım. Evet. Örnek bir olarak söyleyeyim. Sadece yeşil alan burada kalmış. Bakın, evet, binalar büyüdükçe evet, alanlar daralıyor, yeşil evet, alanlar itiliyor. Yeşille Bodrum'u kavuşturmak lazım. İkisini beraber özdeşleştirmek gerekiyor. Burada kameraman, şu dağı da çekersen, burayla bütünleşecek şekilde herhalde sizin söylediğinize göre şu dağların etekleri güzel değerlendirilebilir. Kafeteryalar, kahvaltı salonları, efendim söyleyeyim hatta tiyatro, kent şey demiştim. Antik tiyatro. Antik tiyatro bu daha önceki projelerimizde bu vardı. Turgut Reis'e bir 10 bin kişilik antik tiyatro evet, yapılmasıyla ilgili. Bodrum dünyaya açılan bir kapıdır, penceredir. Doğru. O yüzden buraların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Yani yapılaşırken günü düşünmemek lazım. Doğru. 10 yıl, 20 yıl, 100 yıl sonra planlamak gerekiyor. Bu yüzden çok çalışmamız lazım. Efendim kent bakışı, kuş bakışı bakarken aklıma bir şey geldi. Baktığınızda çocukluğunuzla bugüne özdeşleştirdiğinizde ne geliyor? Şimdi çocukluğumda buralarda bir tane ev yoktu. Tamamen doğaldı. Evet. Yani buralara biz mantar aramak üzere çıkardık şeyden araziye. Doğa bozulmamıştı. Doğa aynen korunuyordu. Ama zamanla turizmle beraber bunun yanında gelişmekle beraber çapık yapılaşma da geldi. Evet. Bizi üzen taraf burası. Yani kent modern dünyadaki kentler gibi oluşmalı. Diğerlerinde örnek almamız lazım. Ders almamız lazım. Ben çocuktum. Lise 2. sınıfta Turgut Reis'i tanıtım için ilk kaposalarını ben çıkarttım. Çünkü turistler geliyordu o dönemde. Turgut Reis'te kalıyorlardı.
Bodrum katlarını gönderiyorlardı. Ben neden Turgut Deiz olmasın diye yola çıktım ve Bodrum'un ilk kaposalarını Turgut Deiz'in ben çıkarttım. Genelde Türkiye'nin sorunu bu. Kıyılarda, turizm beldelerinde rantın çok olduğu bölgelerde inanın seçim olmuyor, ihale oluyor. Biz seçim diyoruz, hizmet diyoruz, hizmet odaklı seçime girmek diyoruz. Ama bakıyoruz ki daha seçimler başlamadan trilyonlar harcanmaya başladı. Neden harcandı onu da bilemiyorum. Biz rant için değil, hizmet için yarışa girdik. İnşallah halkımız takdir eder. Bodrum'a hizmet gelir, Turgut Deiz'e hizmet gelir, diğer beldelere hizmet gelir. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Teşekkür ediyorum şimdilik. Sevgili izleyiciler, onunla kentle ilgili söyleşi yaptık. Biraz sonra onunla kendi çılgın projesini, daha farklı projelerini ofisinde veya başka bir yerde yine değerlendireceğiz. Ben bir yerde varsam bu kentin gelecek nesillere yatırım yapılarak hareket edilmesi gerektiğine inanıyor. Hatta Turgut Reis adına şurada bir müze gibi bir şey de oluşturabilir bence. Onun adı yaşatılabilir. Çünkü şuna inanıyoruz ki Avrupalı, Amerikalı, Asyalı Turgut Reis'i çok iyi biliyor. Tarihe nam salmış. Onun doğduğu yeri belki birçok insan bilmiyor. Sadece şehir olarak biliyor. Onun adını burada daha farklı yaşatılması gerektiğine inanıyor. Bu da onun okuduğu okulda, o verdiği başarıda, bir de iki tane üniversite bitirmiş. Evet. Onları biraz sonra Hasan Altun ile Gündüz Gece programında izleyeceksiniz. Bizden ayrılmayın. Şöyle el ele tutuşup biz gidiyoruz sevgili izleyiciler. Ve onun değerini bilmek bence çok önemli. Kendini Turgut Reis'e ve Bodrum'a adamış olan bir insan. Ben kendisini kutluyorum. Biraz sonra görüşmek üzere diyorum. Şimdi... Ama şu adacıklar bize ait değil mi? Evet. Bunlar da değerlendirebilir mi mesela? Bu adalarla ilgili söyleyeyim. Akşam olduğu zaman bu adalar karanlığa gömülüp gidiyor. Öyle mi? Bizim bir projemiz var. Ne? O projede bu adaların süretinin aydınlatılması. Yani akşam karanlığa değil, o çizginin çizgi olarak süretinin aydınlatılması. İçinde yani... koşan bir arkadaşımızdır. Yani gündüzleri iş hayatında çalışırken gecelerde öğretim. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite. İstanbul Üniversitesi elektrik mühendisi bölümünde bitirdi. Ve bitirmesine rağmen daha son zamanlara kadar amele gibi çalıştığı zamanlarda oldu. Ve çocukken de çok başarılı birisiydi. Ya, bizim önemli olan öncelikle şöyle başlıyor. Çocukken Osman Kaya'nın beş evladının dördüncüsüdür. Dört numara. Ve kardeşlerine yani kucak açtığı gibi bütün biz arkadaşlarına da kucak açtı çocuktan beri. Evet. Yani aktif bana, bana de çok güzel öneriler vardı. Ve onun sözüne girdim. Belki Türk Reis'te sayılan bir kişi de olabilirdim. Doğru. Ve çocukken de çok başarılı birisiydi. Ya, bizim önemli olan öncelikle şöyle başlıyor. Çocuktan Osman Kaya'nın beş evladının Dördüncüsüdür. Dört numara. Ve kardeşlerine yani kucak açtığı gibi bütün biz arkadaşlarına da kucak açtı çocuktan beri. Evet. Yani aktif bana, bana de çok güzel öneriler vardı. Ve onun sözüne girdim. Belki Türk Reis'te sayılan bir kişi de olabilirdim. Doğru. Gençlik çağlarını daha çok biliyorum. Gençlik çağlarında birlikte, yani lise çağları oluyor öyle mi? Genelde. Yani inatçı bir yapısı olmuş, şunu başardık. Mükemmel. Ve öyle olmazsaydın zaten bütün bu hayata başarılı olamazdın. Yani şu anda fevkalade yani durumu iyidir. Şimdi maddi ve manevi. Çocuk gene agresif bir yapısı var mıydı? Kavgacı mıydı mesela? Yok. De herkesten uyumlu bir insan. Daha kavga ettiğini işleri görülmüş değildi. Üniversite hayatından durumunu bahsedemezse gündüzleri amele olarak da inşaatla da çalıştı. Ama gece de üniversite devam etti. Yılında 1974 yılında Mahmut Kaya inşaatta amele olarak da çalıştı. Beton döktü. Ve de üniversite devam etti. Yani gurur, kibir diye bir şey taşımaz. Mahmut'u 4-4 bir insan bilirim. Bu ama, proje ne dersiniz peki? Gerçekten müthiş bir yani proje. Yani projeyi ama, görmedim ama başarılı olur. Yani onun başaracağına inanıyor musun? İnanırım. Hatta 1977 yılında bu deniz dalgalarından dünya devletleri
elektrik üreteceğini de o zaman söyledi. Ve bundan seneler geçtikten sonra deniz dalgasından devletin bir eserini tekme iş oldu. Deniz ekme şimdi Çanakkale Boğazı'ndaki akıntıdan üretmeye çalışılıyor. Mahmut Kayan'ı hiç unutamadığınız bir anı. Tamam, denize bakmış işte şey elektrik demiş, elektrik üretilecek demiş. Evet. Hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Mahmut Kayan'ın şöyle diyemez size. Beton dökerken bizim iş elbiselerini betonun içinde kaldı, attık içeri. Biz kendimiz attık. Efendim biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Saygılar sunarım efendim. Gerçekten çok güzeldi. Buyurun çayımızı içelim önce. Tabii. Evet. Mustafa Bey, Mahmut Bey'i çok yakinen tanıyor. Ve her türlü yaptığı işte de diyor, ben diyor onun arkasında dururum, onun verdiği söz diyor, sözdür diyor. Ve özünde de yaşadığı yapıyı da anlattı. Çocuk gene bile denize bakıp yıllar sonra burada elektrik üretilecek diyen Mahmut Kaya bugün çılgın projesini hayata geçirmek için mücadele veriyor. Ve biz burada onu kutluyoruz. Sevgili izleyiciler, Mahmut Kaya bir kişi daha tanıyormuş burada. Yakinen tanıyor kendisini. Ve bölgenin de muhtarıymış. Burası neresi oluyor? Akçaalan. Akçaalan mahallesinin muhtarı. İmiş. Şimdi de muhtarlığa da adaymış. Yine de bir reklamını yapalım, geçelim diyelim. Ama önemli olan biz Mahmut Kaya'yı araştırıyoruz. Mahmut Kaya'nın gençliği, çocukluğu nasıl oldu? Bu çok önemli çünkü. Ben Ahmet Uysal. Ahmet Uysal. Evet, 63 yaşındayım. 63 yaşındayım. 63 yaşındayım. Mahmut Kaya'yı çok iyi tanırım ve muhabbetlerini de çok severim. Yani her zaman da katılırım. Kendisini de çok severim. Tabii fazla sık görüşmemiz olmaz. Evet. Arada sırada görüşürüz. Yani çok iyi, çok temiz bir arkadaştır. Çünkü Mahmut Kaya'ya çok güvenirim. Siz de güveniyorsunuz. Çok güvenirim. Şu an terbiyelidir. Oturduğunu kalktığını bilir. Yani ben öyle tanırım yani. Şimdi şöyle, yani Mahmut bir şeyler yapıyor ama fakat yani tabii bize haber, yani biz bilmiyoruz yani ne yaptığını, ne ettiğini. Bak mesela bugün projeyi biz sizden duyuyoruz. Ha yapar mı? Yapar. Çünkü çok kafası çalışan bir insan. Hakikaten süper bir insan. Ben Ayakkabıcı Turgut derler bana. Ayakkabıcı Turgut. Evet. 1943 doğumluyum. 71 yaşındayım. Evet. Mahmut tabii bizim buranın çocuğu. Burada okudu. Evet. Kalktı gitti. Sonra okudu. Üniversite bitirdi. Bir tane daha bitirdi. Kalktı geldi. Çok zeki ve iyi bir çocuktur. Burada fotoğrafçılık falan yaptı. Derken kardeşlerine bu turizm üzerinde büyük bir çalışmalar yaptı. Hep kardeşlerin falan turizme alıştırdı, etti falan derken büyük bir kardeşler de kendilerini kurtardı. O da kendini kurtardı. Çok temiz ve dürüst bir arkadaştır yani. Ben bunu biliyorum. Evet. Çok mücadelecidir. Çok savaşarak okudu hep. Hani... Bir şey daha sorayım. Evet. Onun bir projesi tartışılıyor şu anda Bodrum'un yarım adasında. Çılgın proje diyorlar. O öyle şeylerle çok meraklıdır, uğraşır ama tabii ondan benim henüz tam haberim yok. Evet. Çok azimlidir. Ya ben çünkü ayakkabıcım, bunlar hep bizim yanımızda büyüdüler. Öyle mi? Tabii canım, bizim mahallenin çocukları aşağıda. Evet. O zaman biz Yalı deriz, şimdi Turgut Eysi aşağıda oldu ya orası. Evet. Eski ismi oranı Yalı'dı. Evet. Orada tabii bizden, biz büyük olduğumuz, bizim yanımıza gelir gider. Bizden en büyüdü Turgut abi, Turgut abi diye. Öyle. Saygılı. Ay saygılıdır. Çok saygılıdır. Çok beyefendidir. Çok terbiyelidir ve çok da zeki bir çocuktur. Saygıda hiçbir zaman kusur yapmaz. Öyledir yani. Seyircilerimize ne söylersiniz Mahmut Bey hakkında böyle şey? Vallahi ben çok dürüst, temiz bir arkadaştır yani. Güvenilir bir insan. Tabii canım. Diyorsun. Sözüne sadaka. Muhakkak tabii. Azimli. Öyle. Yok, çalışkan çocuk ya. Zaten çalışkan tabii. Olmamış olsa yani kendisinin neyine işte Bodrum Venedik projesi. Çok önemli. Venedik nerede? Bodrum nerede? Tabii, Bodrum Venedik projesi. Evet, çok müthiş bir proje evet. Gerçekten. Böyle arkadaşım. Biz de araştırdık. Baktık. Tabii. Sevgili izleyiciler, Mahmut Bey'i tanıyan insanlar tesadüf de olmuş olsa geliyor. Biz Mustafa Bey'le sohbet ederken muhtar geldi ve isminizi tekrar alayım ben. Turgut Dolu, Turgut, Ayakkabıcı. Ayakkabıcı Turgut Dolu. Dolu. Evet. Ayakkabıcı Turgut Dolu da tanıyormuş. Müdürünle konuştuk onun, Hüseyin Bey'le konuştuk. Ona Jet Mahmut diyormuş. Çok enteresan bir şey o da. Doğru, Jet Mahmut derdi. Doğru. Jet. Plastik. Jet Mahmut dermiş. Değerli. Siz projeyi duydunuz ama değil mi? Duyduk, sadece bir bilgimiz yok. Ben duymadım. Şu anda sizden duyuyorum. Yani buradan duyuyorum.
Yani yapar. Yani bu kişilerin... Proje Bodrum'da tartışılıyor. Zaten onun için geldim. Böyle ya, inşaat sektöründeyiz biz. Ya küçüktüm ya. İnşaat sektöründe boş el arabası işte 10 tane 5 tane tuğla getir git. Öyle öyle o yaşlardayken tanıyorum Mahmut abiyi ben. 30 kesin vardır evet. 30 vardır. 30 yıl vardır. Eyvah. Mahmut abi gerçekten dört dörtlük dürüstlüğüyle, kişiliğiyle yani iyi niyetiyle dört dörtlük bir dostumuz. Dört dörtlük bir abimiz. Mahmut abi deyince benim aklıma ilk gelen yani bir ailem gibi birisi geliyor bana açık söyleyeyim. Bu Turgut Reis de Bodrum'da çok değer verdiğim, çok sevdiğim abim benim açık söyleyeyim. Tabii ki söylüyorum da zaman zaman oturuyoruz böyle. Ya üzülüyorum tabii söylüyorum abi sizin yeriniz burası değil daha şey yerler diye. Söylüyorum ben bundan dün değil öbürsü gündü galiba Turgut Reis'in hemen hemen en ünlü iş adamı. Gerçekten de çok değerli de bir abimiz. Ben de emeği olan bir abimiz. 3 yıl çalıştım bir insan benim. Mahmut abiyle ilgili dün Lübüsk'ün biraz konuştuk. Gerçekten o da aynısını söyledi. Mahmut Kaya, açıkça söyleyeyim şu anki adaylardan kat kat daha kişilikli, kaliteli olduğunu söyledi. Dürüst olduğunu söyledi. Ya yeri burası olmadığını o da söyledi dedi. Mahmut Kaya'nın yeri evet. Koskoca Bodrum'u şey yapabilir. O seviyede bir insan. Ya öyle de konuştuk. Konuşuyorum da ben söylüyorum da. Mahmut abi böyle böyle halk böyle böyle diyor dışarıdan. Ben devam dışarıdım. İnşaat sektöründe oldum ben. Ya tabii ki Mahmut abi farklı bir insan. Gerçekten çok farklı. Çok değerli bir insan. Kimse Mahmut abi için çıkıp da sokakta her neredeyse olumsuz eksi asla bir şeyini söyleyemez. Gerçek söylüyorum söyleyemez. Adam diyor, diyor ki bazen bir şaka yapar diyor, tamam mı? Böyle. Aynen, yani, aynen, evet. Şakası ne ciddidir diyor. Evet. Değil mi? Yani o kadar ki kendinden emin. Ya söyledim, Mahmut abi farklı bir, gerçekten farklı, çok çalışkan. Kimsenin hakkında kötü düşünen bir insan değil. Evet. 2-3 gün önce bir yere gittim mekan almak için. Bana sordular kimsin, necisin diye. Evet. Dedim ben Mahmut Kaya'nın çok iyi bir dostuyum, çok iyi, yemin ederim. Koskoca iş anı olduğu gibi açıldı. Ya ne bileyim beni orada farklı ya. Farklı Mahmut abinin şeyi gerçekten çok farklı. Kısa bir kot pantolonum vardı. Bunlar pantolonu betonun içine atmışlar. Ben de gittim arabayla pantolon nerede diye soruyorum. Kimse söylemiyor tabii. Ben de aldım arabayı götürdüm döktüm. Meğersem o bizim pantolonun o betonun içine kalmış. Hiç unutmam o anımı. Arkadaşlarımız iyidir. Evet. Şaka yaparken öyle bir anımız oldu. Uzun yıllar geçmesine rağmen hala dostluğumuz, arkadaşlığımız evet. Devam etmekte. Evet, lise yıllarında hepsiniz herhalde. Suda veya denizin orada gezerken şöyle demişsiniz. Ortaokul, liseyi, ortaokul herhalde. Ortaokul. Demişsiniz ki, bir gün gelecek bu suda insanlar elektrik üretecek, elektrik alacak. Bak görürsünüz. Şimdi o projem ortaokul... Nasıl bir şey oldu? O projem ortaokul yıllarına dayalı. O dönemde denizdeki dalga hareketinden enerji üretebileceğini söylemiştim şeyden. Hatta bunu TÜPTEK'a yazmayı evet. O zaman şey yaptım. Bunun dışında Boğazlar'daki akıntıdan bilirsiniz orada soğuk su Karadeniz'den Ege'ye üstten gelir. Alttan da akıntı tuzlu su gider. Evet. Böyle bir şey söz konusu. Burada buradan enerji üretebileceğini, elektrik enerjisi elde edilebileceğini söylemiştim. Aradan yıllar geçti. Sonra baktık ki gerçek oldu. Siz bu proje hakkında ya şimdi ben onu duyduğumda gerçekten şok oldum. Ya Bodrum değil, Türkiye'yi sallar ya. Ben öyle görüyorum. Evet. Yani işin ciddiyeti bu. Son olarak ne söylemek istersiniz? Ailenize de yani ne söyleyeyim şimdi belki de abilerim, kardeşlerim kıskanıyordur şimdi. Evet. Evet Mahmut abi çok farklı bir insan. Çok iyi bir abimiz her şeyden önce. Ya Afyon'a tüm aileme, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Merhaba. Merhaba. Anacığım nasılsınız? İyi, siz nasılsınız oğlum? İyiyim anacığım. Sen nasılsın? İyiyim. İyisin. Rahatsın. Aa, merhaba amcacığım. Hoş bulduk amcacığım. Nasılsın? Allah'a şükür. İyisiniz amcacığım. Buyur. Peki Mahmut Kaya'nın çocukluğu nasıl geçti? Çocukluğu güzel geçti.
Mahmut Kaya çok çalışkandı. İlkokula gidiyor. Oradan ilkokuldan geliyor. Ben diyorum ineklerimiz vardı eskiden. İneğimizi değiştir gel diyorum. Hani başka yere kaldır diyor. Ağlıyor, sen benim istikbalime sebep mi oluyorsun diyor. O kadar çalışkandı o. O zaman ilkokuldaydı. İşte böyle. İyi geçti okuması. Her işi de geçti. Her sınıfta geçti. Peki yine mi geçti? Peki yine. Eskiden peki diyorlardı değil mi? Şimdi takdirname falan. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Peki hiç yaramazlığı falan var mıydı öyle? Hiç yok oğlum. Hiç yok. Yaramazlığı. Okuması hep kendi çalışmasından okudu. Çocuğum çok çalışkandı. İyi arkadaşlar. İyi arkadaşları. Herkese de iyiliği vardır çocuğum. Çok iyidir. Hem çalışıyormuş bir ara hem de okuyormuş. Aynı. Bize ağırlık olmayayım diye çok çalışkandı. Bize ağırlık olmasın diye. Ha. Öyle. Siz ne geliriniz neydi anacığım? Neyle uğraşıyordunuz? Hayvancılık mı? Biz hayvancılık ederdik. Biber domata. Çiftçilik. Ha. Çiftçili dedim mi bütün efendim ağzımı yani şu gördüğün hepsini içine alır. Okulda öğretmen seni hiç çağırıyor muydu? Evet. Gider konuşur muydu? Hepsini tanıyız. Ağzımı biz tanırım. Ne diyeyim sana? Çiftçili yerlerden tanıyan ne var? Tanrılarımız da var. Büyük yerlerde var. Bizim tanrılarımız. Hiç yaramazlık yapmadın mı? Hayır, hiç. Melakemi çalıp da ya senin çocuğun benim tek söz. Melakemi böyle anladın mı? İstanbul'a siz gittiğinizde bir ay İstanbul'da yanında mı kaldınız dedim. Bir ay İstanbul'a mı gittiniz? Yanında mı kaldınız siz? Öyle duydum da ben. Ara sıra geri giderdi. Ecevap bir ayı günü belirlidir. Arada bir gelir gider mi? Bu yatılıdı. Biz içeride kaldık. Bir de tanıdıklarımız vardı orada. Evet. Öyle bir ay durduk. Peki İstanbul'a gittiğinizde, İstanbul'a ilk gidişiniz değil tabii, daha önce de gitmiş miydiniz? İlk gidişinde. Nasıl gördün İstanbul'da? Dedin mi ki benim oğlum burada boğulur, bakmaklı bir tüket? O zaman düşündüm ama evet. Şimdi daha işi kalabalık indi. Daha kalabalık. Şimdi bir de Ankara'ya gittim, onu da anlatıyorum. Ankara'ya gittim, hiç gitmedikti. Orada samimi konuştuklarımız var. Bir hafta orada durduk. Zaten oradan İstanbul'a geçtik. Oradan ben deniz arayayım, hiç gitmedim Ankara'ya. Pentriye bakıyorum sağa sola, deniz yok. Bizim burada deniz. Şahalim Hanım sen deniz arıyorsun ama burada deniz yok. Sen bizim Ankara'yı beğendin mi? Ay, ben beğendim Ankara'yı ama diyor ben işi görmedik, tolu görmedik. Gar görmedik. Bir bakıyorum arabaların üstü gar dolu. Çocuklar burnunu tutmuş okula. Okula öyle gidiyor. İki tane üniversite bitirmiş. Değil mi? Şimdi burada profesörün bahçesi var. Profesör Mahmud'u çok severdi. Evet. Geldi mi hemen Mahmud'u soru. İn iyi okulda benim okulda okudu Mahmud derdi. Mahmud'u çok severdi. Evet. Amcam çok mu özledi? Bir özlem üzerine gittiniz değil mi? Çok sever Mahmud'u. Olanlar içinde Mahmud'u çok sever. Sen olanlar içinde çok Mahmud'u seviyorsun. Doğru mu? Ama Mahmut da üzerine düşen görevi yapmış herhalde mi? Tamam. Yani çocuk anacık. Beş oğlum var. Beş oğlan. Kız? Yok kız. Kız yok mu? Yok. Beş oğlan. Peki okuldan gelir gelmez mi derslerini yapardı yoksa gider biraz oynar gelir ondan sonra? Derse çalışırdı. Hep derse mi çalışırdı? Derse çalışırdı. Peki. Çok temiz bir aile. Bakın. Siz de iyisiniz oğlum. Sağ olun, Allah razı olsun. Efendim, annesini, babasını dinledik. Biraz sonra kendisini de ziyaret edeceğiz. Kendisiyle de bir görüşeceğiz. Onun duygularını da alacağız, düşüncelerini de alacağız. İsim korken sen mi dedin ben isim koyacağım yoksa amcam dedi koyalım? Ben dedim, babamın adını koyacağım dedim. Baba, ellerinden öpüyorum. Sağ ol. Anacığım sen Türk gençliğine ne dersin? Ne diye ama? Mahmut gibi olsunlar. Olsun. Birçok insan, yani birçok aday diyelim daha doğrusu, birçok aday proje açıklamak mecburiyetinde kaldı. Daha önce billboardlarda yüzlerce resim var ama hiçbir proje yok. Herkes, ben kibarım, işte ben daha güzel, daha güzelim gibi bir resim servisi düzenlediler billboardlarda. Yüzlerce billboardlarda hep resimler vardı, hiçbir proje yoktu.
Fakat Mahmut Bey'in projesinden sonra artık herkes duyuldu. Duyulunca bu sefer kendileri de proje sunmaya başladılar. Yani seçime 10 gün kala proje sunuluyorsa biz Mahmut Bey'e dönüyoruz. Mahmut Kaya. Mahmut Kaya'yı kendi arkadaşlarına da sorduk. Babasının annesini de ziyaret ettik. Çevresindeki bunu arkadaşlara da sorduk. Mahmut Kaya nasıl bir insan? Bu önemli bence. Birçok insan baktığımızda güvenilir tek insan. Ama siyasi konjonktürde geri kalıyor hep. Bir sorunlarını bilmediğiniz bir ilçeyi yönetemezsiniz. Biz Bodrum'un sorunlarını biliyoruz ve yönetime talibiz diyor Demokratik Sol Parti şu anda meclis adayı. Ben inanıyorum ki, bakın biz başka bir yörede geliyoruz. İnanıyorum ki öyle ayak sesleri geliyor ki müthiş şekilde geliyor. Bodrum kaynakları olan bir ilçedir. Çoğu ilden daha fazla kaynakları vardır. Bodrum'un devletin parasına ihtiyacı yoktur. Yeter ki kaynaklar yerinde kullanılabilsin. Hedefimiz Bodrum'u modern dünyanın örnek bir ilçesi yapmaktır. 45 gün çalışan Bodrum'u değil, 365 gün çalışan Bodrum'u... Şimdi biz doğruları söyleyelim, doğruları yapalım. Halkımız bizi istemiyor, oy vermeyi. Ama biz doğruları söylemekle devam edeceğiz. Peki sizce adayların gerçekten kendi projelerini ve ciddiyetini sağlayabilmek için toplum karşısında neyle çıkmalı? Mesela bir... Onu da şöyle söyleyeyim. Toplumda sermaye değil, projeler karşısında. Henüz daha projeler meydana çıkmadan, kimse projesini ortaya koymadan neredeyse sonuçlar belirlendi. Böyle bir şey olamaz. Değil mi? Yani halkın kendisini yönetecek olan kadroları seçerken mutlak sürede projeye bakmaları gerekiyor. Yapabildiğine bakması gerekiyor. Kadrolara bakması gerekiyor ki Bodrum kazansın. Çok kolay. Düzgün projeleri olmadığı içindir. Şimdi biz halkımıza hiçbir zaman yalan söylemedik. Yalan da söylemeyeceğiz. Doğruları her zaman söyleyeceğiz. Doğruların arkasında duracağız. Bizim projelerimiz var. Sorunları biliyoruz. Dertleri biliyoruz. Projelerimizle beraber her ortamda bir televizyon karşısında açık oturuma katılmaya hazırız. Sen Hodri Meydan, Hodri diyor Meydan diyoruz. Gerçekten. Aynen. Hodri Meydan diyor. Hodri Meydan. Sevgili izleyici, ben söylemiyorum. Bakın, siz de izleyeceksiniz. Bunu birçokları da izleyecek. Belediye başkan adayları da izleyecekler. Kesinlikle onlara da mesajları çekiyorlar. Belki şey söylediniz. Bir önceki, biraz önce yaptığımız sohbette bir yağmur suyunu topraktan bütünleştiriyoruz. Bu bir, ikincisi kanalize olan şey. Bu çılgın proje ne zaman aklına geldi? Nasıl bir vesile oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz Bodrum ilçesi Muğla Büyükşehir olduktan sonra belediyenin kapanması gündeme geldi. Belediyenin kapanma şeyi gelince Bodrum için ne yapabiliriz? Projesi gündeme geldi. Bodrum için düşünmeye başladık. Acaba Bodrum'u nasıl bir Bodrum daha yaparız? Nasıl zıplatırız? Nasıl dünyaya açılan bir kapısı olur? Bunları düşünmeye başladım. Derken Venedik aklıma geldi. Oradan esinlendim. Biz demokratik solcular şöyle bir özelliğimiz var diğerlerinden. Biz proje üretiyoruz. Ülkemizin insanını önüne koyarız. Bunlar genelde büyük projeler bizlerden çıkmıştır. Demokratik solculardan çıkmıştır. Hatta bu İstanbul projesi de değil mi? Kanal İstanbul projesi de Demokratik Sol Parti'nin projesidir. Evet. Mahsun Türkler'den onu evet, evet, evet. Şimdi Bodrum için de aynı şey. Şimdi 600 yıl önce Venedik'te bunu başarmışlar. Hem de kazma ile kürek yapmışlar. Bodrum ise daha kolay. Mesafe olarak 6400 metre gibi bir mesafe. Şimdi bu kanal yapıldığı zaman nereye kazanacağız? Onu düşündüm. Bodrum'a katkısı ne olur? Bu çok önemli. Yani sadece suyun gelmesi. Yok yok. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi Bodrum'un problemleri var. Bodrum bitmiş durumda. Artık açılması lazım. Büyümesi lazım. Şimdi Balar Sokağı'na bakıyorsunuz. Dükkanlar küçük küçük dükkanlar. Bodrum şehrinde. Büyük paralar. Her yıl birileri batıyor. Büyük kiraları ödüyor. Çıkartamıyor gidiyor.
Böyle olunca fiyatlar, fahiş fiyatlara çıkıyor, artıyor. Bunun için bir çözüm gerektirir. Birinci. İkincisi, marina bitmiş durumda. Gidince görürsünüz, 5 tane tekne peş peşe bağlı. Yani 5 tane de marina olması lazım. Bütün teknelerin bağlanabilmesi için. Artı marina kirlenmiş durumda. O da bir özellik. Bodrum bir eksikliği. Yani sorunu. Bunun dışında tekneleri sorun. Küçük tekne, balıkçı tekneleri var. Küçük geri tekneleri var. Kıyılara bağlı. Balıkçı tekneleri yok. Karaya çeksen 5 milyar. 5 milyar para istiyor. Sezonda kazandığı para zaten nedir ki bu tekne? Şimdi bunlara çözüm üretmek gerekiyor. Şimdi diğer yönden Bodrum'da Torba arası 6500 metre. Bir tekneyle Torba'ya gitmek istediğiniz zaman Bodrum'dan, balıkçı teknesinden bahsediyorum, sürat teknesinden değil, 10 saatlik bir zaman alıyor. Oysa ki biz bu kanalı açtığımız zaman kanalın sağına ve soluna rıhtım, rıhtım yanında iş yerleri, kanalıyorlar, sosyal tesisler olmak üzere aşağı yukarı 2000 tane dükkan ve iş yeri çıkıyor en az. Bodrum'a 13 kilometre gibi uzun bir kıyı kazandırıyoruz. Bu kanal yapıldıktan sonra Bodrum limanından kalkan bir tekne Bodrum'un hem kuzeyine hem güneyine gitme şansı var. Dolayısıyla Bodrum kuzeyinde çok güzel koylar var. Didim'e kadar. Bunlar da Bodrum turizminden pastadan pay alacaklar. Çünkü çok güzel yerler değerlendirmesi gerekiyor. Bunun dışında bu kanal kenarına Bodrum'da sığmayan o tekneler var. Küçük küçük balıkçı tekneleri. Bunlar da bağlama şansı. Yani bir sığınak, bir barınak haline geliyor kanal. Bunun bir artısı daha var. Şimdi Torba'dan Bodrum'a gelen kanal bir hatla marinaya bağlandığı zaman marinanın kirliliği de önlenmiş oluyor. Burada da bir artısı var. Dolayısıyla Bodrum turizmine katkısı büyük olacaktır. Bodrum bu proje için bir kuruş para ödenecektir. Bu proje Dünya Bankası'na sunulduğu takdirde tamamen Dünya Bankası tarafından karşılanacaktır. Bodrum bir Bodrum'dan olacaktır. Bodrum için olmazsa olmaz bir projedir. Getirmesi de gerekiyor. Şimdi benim bir anım var. Rahmetli Ecevit
cenaze, izliyorsun cenazeye gittik buradan. Arabanın üzerindeki karanfillerden bir tanesi benim karanfilimdir. Karanfilatın üzerinde, cenaze arabasının üzerindeki karanfilin bir tanesi benimdir. Yani Allah rahmet eylesin, iyi bir liderdi, bize örnek oldu. Sevgili izleyiciler, Mahmut Kaya ile sohbet ettik. Mahmut Kaya bize kendisini anlatmasına gerek yok. Biz onu toplumda, dışarıda arkadaşlarından tanıdık. Annesinde, ailesinden tanıdık. Mahmut Kaya'nın bizim programımız yayınlandıktan 6 gün sonra seçim var. Seçimde tüm seçmeleri ne söylüyorsunuz? Son sözüm şu olur. Biz Demokratik Sol Parti olarak, partiler olarak asla kirli siyasetin içine yer almayacağız. Biz temiz siyasetin tarafı olacağız. Şunu söyleyeyim son kez. Nasıl ki kalbiniz sol tarafta atıyorsa, yüreğiniz de Demokratik Sol'da atsın. Yine bir programın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Başka bir kentte, başka bir yerde buluşmak üzere diyoruz. Buradan elveda diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Kutlu sevdalar musalla taşında biter. Sevdaları mükemmel olan insanlar müthiş insanları seçerler, görürler. Aslında bakmakla mükellef değil insan, görmesi de lazım. Sevdalarını, destanlarını türkülerle anlatan, türkülerle söyleyen Hasan Altun'la gündüz gece sizlere Allah'a ısmarladık diyor. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir de sen elle salla. Ben bittim. Evet, kendinize iyi bakın. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta programı ben sunuyorum. Hasan Bey bana devretti. İlkay Demir'le gündüz gece programladı. Tabii ki şaka yapıyoruz. Mahmut Bey'in yanındayız. Mahmut Bey'in bizden istediği bir parça var mı diye soralım. Genelde ben bunu yapmıyorum ama çok sevdiğim kişiler olursa, saygı duyduğum kişiler, onların yanına gidiyorum. İsteklerini alıyorum, ona göre çalıyorum, söylüyorum. Ve Mahmut Kaya abimize, ben abi diyeyim, samimi bulduğum için. Bir soralım bakalım hangi isteği varmış, ne için istiyormuş. Sevgili annem ve babam için Eredim, Eredim, Hölük Eredim şarkısını söylerseniz sevinirim. Büyüttüm, besledim.
yorumlar da var. Evet, şimdi burada bir tane yerbay abimiz var, kendisi Afyonlu. Harmana sererler sarı samanı. Harmana sererler sarı samanı. Harmana sererler sarı samanı. Şafak söktü yine sona uyanmaz, hasret çeken gönlüm derde dayanmaz. Şafak söktü sesin duyulmaz.
çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden, hiç kimse bilmez halimden, uyan sunan derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden, hiç kimse bilmez halimden, uyan sunan derin uykudan. Bunca diyar gezdim gözlerin için, çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden, hiç kimse bilmez halimden, uyansam derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden, hiç kimse bilmez halimden, uyan.